Kanal 3 ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi Genel Cerrahisi Operatör Doktor Yunus Acar hocamız var. Fazla bekletmeden sorumuzu hocamıza yöneltiyoruz. Hocam, bağırsak kanseri nedir? Bağırsak kanseri derken öncelikle bağırsağı tanımlamak lazım. Bağırsak kanserinden bizim kastımız kolon ve rektum kanseridir. Kolorektal kanser olarak geçer. Kolon kalın bağırsak, rektum da kalın bağırsağın makata yakın çıkış kısmıdır. Kalın bağırsak kanserleri, yani kolorektal kanserler, mide bağırsak sisteminin en sık görülen, genel kanserlerde en sık görülen üçüncü türde olan kanserlerdir. Kanser öldürücülüğü sıralamasında da kolorektal kanserler üçüncü sırada yer alırlar. Prognozu diğer kanserlere göre kötü denilebilir. Genel itibariyle bulguları erken evrede pek fazla bulgu vermezken en sık yorgunluk, halsizlik, kansızlık ve en sık da hastaların fark edebileceği karın ağrısı ve makattan kanama şikayetiyle genelde hastalar bize başvururlar. Özellikle makattan kanama şikayeti 45 yaş üzerinde olduğunda hastalarda mutlaka uyarıcıdır ve bunların tetkik edilmesi gerekir diye hastalara tekrar söylüyoruz, bildiriyoruz ki kalın bağırsak kanserini erken yakalayalım. Kalın bağırsak kanserleri genel itibariyle belirti vermeden ilerlerler. O yüzden zaten bizim sıkıntımız vardır. Hastalar fark edemezler, görünür bir yer olmadığı için. Bizim için uyarıcı faktörler bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, karın ağrısı ve özellikle makattan kanamadır. Neler peki bağırsak kanserinde risk faktörüdür? Esas olarak ailesel faktörler. Ailede bir bağırsak kanseri varsa mutlaka bağırsak kanseri için tarama yapılması gerekir. Bu bir risk faktörüdür. Sigara, alkol, obezite bunlar bir risk faktörüdür. Özellikle ilimizde çok sık tüketilen et ve özellikle de işlenmiş et türevleri, kırmızı et türevleri kalın bağırsak kanseri için ciddi bir risk oluştururlar. Kabızlık keza kalın bağırsak kanseri için bir risk faktörüdür. Kalın bağırsak kanserinden korunmak için, daha az sıklıkla yakalanmak için mutlaka et yiyorsak veya herhangi bir katı gıda yiyorsak mutlaka yanında lifli gıdalara yönelmeli. Özellikle meyve sebzeden, antioksidan gıdalardan yoğun beslenmeliyiz. Olur da kalın bağırsak kanserine yakalanırsak ne olur? Öncelikle tanı aşamasında olmazsa olmaz testimiz kolonoskopidir. Kolonoskopi dediğimiz şey, ucunda ışık ve kamera olan bir hortumla kalın bağırsakların içine girip makattan içeriği incelemektir. Orada gördüğümüz herhangi bir şeyden, bu kanser oluşmadan, kanser öncüsü olan poliplerden veya oluşan kitleden parça alıyoruz. Eğer polipler kanser olmadan yakalarsak onları çıkartıyoruz ve tedavi ediyoruz. Sonrasında eğer sonuç kanser gelirse nihayet tedavi ameliyatla oluyor tabii ki. Ameliyat sonrasında kemoterapi duruma göre ışın tedavisi alması gerekebiliyor hastaların. Düzgün yapılan bir ameliyatla, kemoterapiyle yine de hastaların sorunsuz yaşamı sürmesi mümkün olabiliyor. Ameliyatlar açık ya da kapalı yöntemle yapılabiliyor. Hastanemizde de hem açık hem kapalı yöntemle kalın bağırsak ameliyatlarını yapmaktayız. Bağırsak kanserinin sağa sola, yani özellikle karaciğere sıçraması durumunda belli durumlarda karaciğer ameliyatları da yapılabiliyor. Yine aynı şekilde hastanemizde gerekirse karaciğer ameliyatı da yapılabiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli bilgilerinizi verdiğiniz için iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.